Herkese merhaba arkadaşlar. Size bu videoda Sojo C30 R'ı tanıtacağım. Her türlü 4K hareketli videolar kaydedebileceğiniz bir kamera. Kamerası da Sony'nin kendi kamerası ve kutu açılımından bahsetmeyeceğim. Çünkü daha önceden ben bu cihazı kullandım, kutusunu açmıştım. O yüzden en temel özelliklerinden bahsedeceğim. Yani kutunun yanında gelen ekipmanlarından sadece iki tanesinden bahsedeceğim. Çünkü en önemli ekipmanları bunlar. Bayağı bir aparatı var. Şöyle göstereyim. Bu kadar yanında ekipmanları geliyor arkadaşlar. Bu da bayağı bir işinize yarayacak şeyler. En önemlisi, benim favori olarak seçtiğim ekipman bu uzaktan kumanda arkadaşlar. Bileklik, uzaktan kumanda bileklik. Bunu kamerayı koyduğunuz zaman bir yere sabitliyorsunuz. Buradan kamera tuşuna basarak kamerayı, fotoğrafınızı çekebiliyorsunuz ya da video kaydını başlatabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel bir özellik. En çok bunu sevdim. Böyle bir koruyucu aparatımız var su altı çekimleri için. Yanında da şöyle bir kapak veriyor arkadaşlar. Yani bu kapağınız kırıldığı zaman da sürekli açıp kapatmadan dolayı kapak kırılabiliyor. O yüzden Sojo size şöyle bir yanında yedek bir kapak veriyor. Kendim de çekim yaptım. Onları da göstereceğim. Denizde de çekim yaptım. Su altında nasıl çekiyor? Dış ortamlarda nasıl çekiyor? Bunlar bayağı bir özelliği var. Yani dışarıda bulabileceğiniz çoğu kameradan farklı özelliklere de sahip ayrıca. Şimdi kameranın diğer teknik özelliklerine geçmek istiyorum. Full tamamen şarj ettiğiniz zaman arkadaşlar 2 saatlik, 1,5 saatlik çekim yapabiliyorsunuz kesintisiz. Ama ekran full açık olur derseniz 1 saat bile çekim yapmıyor diyebilirim size. Video formatını MP4 formatıyla alabiliyorsunuz. Fotoğraflarınızı JPEG formatıyla alabiliyorsunuz. Micro USB girişi var. Buradan şarj edebiliyorsunuz. Bilgisayarınıza da buradan bağlayabiliyorsunuz. Ve hafıza kartı girişi var. Buradan da tek tuşla hafıza kartını çıkartabiliyorsunuz.
çözünürlük özelliğini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında kayıt döngüsü var. Kayıt döngüsünü ayarlayabiliyorsunuz. Gyroskop özelliği var. Gyroskop özelliği de nedir diye sorarsanız da gyroskop özelliği yön ayarlama diye geçiyor. Örneğin telefondaki ekranı döndürme özelliği gibi. Yani kamerayı koyduğunuz zaman kendiliğinden dönebiliyor diyebilirim size. VDR özelliği var. VDR özelliği de ışık parlamasını engellemeye yarayan özelliktir arkadaşlar. Onun dışında timelapse video var. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz saniyeyle. Ağır çekim modu var. İstediğiniz boyutta ayarlayabiliyorsunuz. Hareket sensörü modu var. Hareketli nesnelerle alakalı. Ses kaydı özelliğini isterseniz videolarda kapatabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz. Tarihi ayarlayabiliyorsunuz. Kamera açısını ayarlayabiliyorsunuz. 170 derece, 140 derece, 110 derece gibi ayarları var. Daha da 140 derece, 170 dereceye kadar ayarlayabiliyorsunuz. Ben 140'ta kullanıyorum genelde. Dalış modu var. Dalış modunda da su altı çekimlerinde özellikle bu modu açtığınız zaman inanılmaz bir akvaryum görüntüsü sağlıyor size. Yani balık gözü diyebileceğimiz bir özellik. Evet, burada da portre çekimi yapabiliyorsunuz. Gece sahne çekimi, portre gibi çekimleri moduna ayarlayabiliyorsunuz. Fotoğraf çekimlerinde, videolarda isterseniz. Zamanlı çekim var. İsterseniz buradan süreyi ayarlayabiliyorsunuz. Fotoğraf boyutu var. Fotoğraf boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Çoklu çekimimiz var. Yani birkaç fotoğraf daha ekstra çekebiliyorsunuz. Kalitesini ayarlayabiliyorsunuz. Titreşim engelleme özelliği çok önemli. Genelde açık tutuyorum. Siz de açık tutun. Çünkü yürüdüğünüz zaman videolarda titremeyi bayağı bir engelliyor. Buradan bütün videoları silebiliyorsunuz. İsterseniz. Şu anda hiçbir video olmadığı için gözükmüyor. Onun dışında Wi-Fi özelliği var. Wi-Fi özelliğini de arkadaşlar buradan kısa yol olarak kullanabiliyorsunuz. Şu moda bastığınız zaman direkt telefonla kamerayı eşitleyebiliyor. Evet arkadaşlar, bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.